kardeşim George. Bu anne domuz. Ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Baloncuklar. Peppa ve George portakal suyu içiyor. Ne gürültücü domuzcuklarsınız. George, şu küçük baloncuklara bak. Daha büyük baloncuklar yapabilirim. Peppa içeceğinden baloncuk üflemeye bayılıyor. Baloncuk. George da baloncuk üflemek istiyor. Peppa, George, içeceğinizle oynamamalısınız. Affedersin babacığım. Peppa, baloncuk yapmak istiyorsan baloncuk karışımında oynasana. Evet, baloncuk karışımım. George, hadi bahçede baloncuk üfleyelim, gel. Peppa, George'a nasıl baloncuk üfleneceğini gösteriyor. Önce çubuğu karışıma batıracaksın. Sonra derin bir nefes al ve üfle. Baloncuk. George, şimdi sıra sende. Önce çubuğu karışıma batır. Tut şimdi. Derin bir nefes al. Ve üfle. George çok uğraşıyor ama nefesi yetmiyor. George, yeterince güçlü üflemedin. George'un nasıl baloncuk yapabileceğini biliyorum. Çubuğu karışıma batır, sonra kaldır ve salla. Baloncuk. Koşarsan daha da güzel olur. Beni bekle. George baloncuk yaparken çok eğleniyor. Peppa da onları patlatırken çok eğleniyor. Baloncukları seviyorum. Olamaz. Bütün baloncuk karışımı bitti. Baba, anne. Baloncuk karışımımız bitti. Üzülme Peppa. Bir fikrim var. Anne domuz, bana bir kova getirebilir misin lütfen? Peki baba domuz. Peppa, sen de bana bir sabun getir. Peki baba domuz. George, sen de eski tenis raketimi getir. Bir kova, sabun ve tenis raketimi. Baba domuz ne yapıyor? Önce biraz su lazım. Sonra sabun. Şimdi de tenis raketi lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi izleyin. Vay canına. Baba domuz kendi baloncuk karışımını yaptı. Hadi gelin. Dikkat et baba domuz. Kayıp düşme sakın. Bir şey olmaz. İyi misin baba domuz? Evet, iyiyim. Baba domuz en büyük baloncuğu yaptı. Hay aksi, bütün baloncuk karışımım döküldü. Artık başka baloncuk yapamayacağız. Ama çamur birikintisinde zıplayabiliriz. Bakın. Baba domuzun baloncuk karışımı büyük bir çamur birikintisi yaptı. Yaşasın! Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bakın, baloncuk karışımı balonlu bir çamur birikintisi yaptı. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Fil Emily. Peppa ve arkadaşları bugün oyun grubuna gidiyor. Bütün çocukların montlarını asmaları için kendi askıları var. Bugün yeni bir öğrencimiz var.
Fel Emily. Merhaba Emily. Merhaba. Emily biraz utangaç. Emily'ye montlarımızı nereye astığımızı kim göstermek ister? Ben. Hoho, sadece bir kişi lazım. Peppa, Emily'ye montunu nereye asacağını gösterir misin? Tabii Madam Gazel. Hepimizin kendi askısı var. Bu da senin için Emily. Emily montunu kendi askısına asıyor. Evet Emily. Bugün ne yapmak istersin? Resim mi, çamur mu yoksa küpler mi? Bilmiyorum. Belki küpler olabilir. Ya diğerleri? Resim mi, çamur mu, küpler mi? Küpler! Aynen. Küpler bugün çok popülermiş. Herkes Phil Emily'nin yanına oturmak istiyor. Emily, bir parçayı diğerinin üstüne koyuyorsun. İşte böyle. Yan yana yaparsan daha da iyi olur. Hayır, böyle yap Emily. Doğrusu böyle yapmak Emily. Hayır Emily, bak böyle işte. Hepiniz çok yardımcı oluyorsunuz. Peki Emily, sen küplerle ne yapmak istiyorsun? Emin değilim. Böyle yapsam olabilir. Vay canına. Phil Emily küpler de çok iyi. Oyun zamanı geldi. Emily, dışarıda diğerleriyle oynamak ister misin? Evet, lütfen. Biriniz Emily'ye nerede oynayacağınızı gösterir mi? Peki Madam Gazel. Oyun zamanında Peppa ve arkadaşları okul bahçesinde oynuyor. Ama yakalayamazsın beni. Ne kadar gürültü çıkıyor. Bakalım kim daha çok gürültü çıkaracak? Tamam. Önce ben. Bu oldukça yüksekti. Şimdi sıra Zebra Zoe'de. Şimdi koyun Suzie. Şimdi köpek Danny. Bu oldukça yüksekti. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. En yüksek ses Peppa'nındı. Emily sen dene. Pek emin değilim. Lütfen Emily. Tamam. Deneyeyim o zaman. Ah olamaz. En yükseği buydu. Vay canına. Tekrar yap. Emily artık utangaç değil. Emily, en sevdiğim oyunu oynamak ister misin? En sevdiğin oyun ne? Çamur birikintilerinde zıplamak. Bu benim de en sevdiğim oyun. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Emily çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu çok eğlenceliye benziyor. Yuppi. Madam Gazel de çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Emily, oyun grubumdaki ilk günün hoşuna gitti mi bakalım? Evet Madam Gazel. Bir sürü de yeni arkadaş edinmişsin. Evet. Phil Emily benim arkadaşım. Emily benim de arkadaşım. Hav hav. Benim de. Emily, en çok kimi sevdin söyle. En çok Suzie, Danny, Zoe, Rebecca, Pedro ve Peppa'yı sevdim. Polly'nin tatili. Büyük anne ve büyük baba domuz tatile çıkıyor. Papağan Polly'yi Peppa ve George'un bakması için Peppa'lara getirdiler. Hepinize merhaba. Merhaba büyük baba domuz. Merhaba büyük anne domuz. Polly, Peppa ve George'la tatil için çok heyecanlı. Merhaba Polly. Merhaba Polly. Papağan Polly söylenen her şeyi tekrarlıyor. Polly'nin çantasında ne var büyük anne? Bu Polly'nin yemi. George, Polly en çok ne yemeği seviyor söyler misin? Çikolata.
Hayır, çikolatalı pasta değil. Polly kuş yemini sever. Kuş yemi! Onu besleyebilir miyim büyük anne domuz? Besleyebilir miyim? Evet. Polly'ye fazla yem vermemen çok önemli. Peki büyük baba domuz. Büyük baba, Polly'yi kafesinden çıkaralım mı? Evet. Ama tüm kapağı ve pencereleri kapatın ki Polly'nin kaçmasını engelleyelim. Peki büyük baba domuz. Hoşça kal Peppa, hoşça kal George. Güle güle büyük anne domuz, güle güle büyük baba domuz. Güle güle büyük anne domuz, güle güle büyük baba domuz. Bir fincan çay ister misin? Bir fincan çay ister misin? George, Polly'ye kuş yemi veriyor. George, o kadar kuş yemi çok. Polly şişmanlayıp balon gibi patlar yoksa. Pop! Balon gibi patlar. Pop! O ses de nedir? Dondurma! Dondurma yaşasın! Olamaz. George kapıyı açık unuttu. Dondurma! Dondurma! Bu dondurma satıcısı Bayan Tavşan. Merhaba anne domuz. Merhaba Bayan Tavşan. 4 dondurma lütfen. Teşekkür ederim Bayan Tavşan. George, kapıyı kapatmayı unutmuşsun. Polly uçup kaçacak. Merak etme Peppa. Eminim Polly hala evdedir. Polly burada yok. Oo. Polly'yi kaybettik. Büyük baba ve büyük annem çok üzülecek. Bahçeye bir baksak çok iyi olacak. Bakın o nedir? Anne domuz bahçede ne gördü? Bu Polly. Yaşasın. Ama baba, Polly'yi ağaçtan aşağı nasıl indireceğiz biz? Merak etme Peppa. Ben Polly'yi kurtarırım. Gel bakalım Polly. Bir fincan çay ister misin? Olamaz. Polly ağaçta daha yükseğe kondu. Hay aksi. Dikkat et baba. Her zamanki gibi ağaçtan düşme sakın. Merak etme Peppa. Çok dikkatli olurum. Hadi Polly. Kuş yemi. George nereye gidiyor acaba? George Polly'nin kuş yemini getirdi. Polly kuş yemi yemeyi seviyor. George Polly'yi ağaçtan indirdi. Yaşasın. O ses nedir? Baba domuzun cep telefonu çalıyor. Ne? Alo. Oo, büyük anne domuz. Merhaba baba domuz. Polly ile konuşabilir miyim lütfen? Evet, tabii. Merhaba Polly. Tatilin güzel geçiyor mu? Merhaba Polly. Tatilin güzel geçiyor mu? Dedinin dışarıda geçen günü. Peppa ve ailesi bugün dışarı çıkıyor. Baba domuz piknik sepeti hazırladı. Peppa, George, eşyalarınız hazır mı? Evet, ben Teddy'yi alıyorum. Dinozor. Oyuncaklarınızı alacaksanız onlara dikkat etmelisiniz. Peki anneciğim. Herkes hazır mı? Evet, evet baba domuz. O zaman gidelim. Dinozor. George, Bay Dinozor'u evde unuttu. Aa George, Bay Dinozor'a daha çok dikkat etmelisin. Dinozor. Peki başka bir şey unutmadığımızdan kesin emin miyim? Evet, evet baba domuz. Teddy, Teddy'yi unuttum. Teddy'yi nerede unuttun? Sanırım mutfak masasındaydı. Peppa, Teddy'ye daha çok dikkat etmelisin. Teddy. Hadi bakalım. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Hadi bakalım gidiyoruz.
İşte burası piknik yeri. İşte geldik. Yaşasın. Ah, bu piknik yerini çok seviyorum. Çok sessiz ve huzurlu bir yer. Bu Zebra Zoe ve babası postacı Bay Zebra. Merhaba Bay Zebra. Posta mı getirdiniz? Bugün posta yok. İzin günümdeyim. Ney? Piknik yapacağız. Biz de öyle. Buldum. Neden hep beraber piknik yapmıyoruz? Evet. Ne harika bir piknik. George'la ben masadan kalkıp Zoe ile oynayabilir miyiz lütfen baba? Evet Peppa. Zoe, ben Teddy'yi getirdim. Ben de maymunumu getirdim. Oh, oh, oh. Dinosaur. Oyuncak bir piknik setim var. Hadi piknikçilik oynayalım. Aa, ördekler geldi. Ne zaman piknik yapsak ördekler geliyor. Hayali portakal suyumuz var. Ve burada hayali pastamız da var. Bu hayali pasta çok güzelmiş. Ha, olamaz. Ördeklerin hayali pasta istediğini hiç sanmıyorum. Aa, peki. O zaman maymun, Bay Dinozor ve Teddy daha çok pasta yer. Hmm, harika. Oh, oh, oh. Maymun yediğim en güzel pasta bu diyor. Peppa, George, eve gitme vakti. Hoşça kal Zoe. Güle güle. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Bizim için de eve gitme vakti Zoe. Peki baba. Fincanlar, tabaklar, maymun, Teddy. Hayır, sen burada olmamalıydın Teddy. Peppa Teddy'yi unuttu. Yine. Peppa ve ailesi eve geldi. Ah, bir günde bu kadar araba kullanmak yetti. Şimdi sadece rahatlayıp ayaklarımı uzatıp televizyon... Teddy, Teddy'yi unuttum. Aa Peppa, şimdi baba domuzun piknik yerine kadar tekrar gitmesi gerekiyor. Evet, tabii ki. Bakın, bu Bay Postacı Zebra. Bugün senin izin günün sanıyordum Bay Zebra. İzin günüm ama Zoe'nin Bayan Domuz Peppa'ya özel bir teslimatı varmış. Al bakalım Peppa. Nedir o? Bu Teddy. Teddy'yi unutmuşsun. Biz de eve geri getirdik. Teşekkür ederim Zoe. Teddy kesinlikle heyecanlı bir gün geçirdi. Ama ona daha iyi bakman gerekir Peppa. Evet anne. Sen çok yaramazsın Teddy. Bir daha kaybolmayacağına söz vermelisin, tamam mı? Özür dilerim Peppa. Söz veriyorum. Gizemler. Peppa ve ailesi en sevdikleri televizyon programı Dedektif Patates'i izliyor. Ben Dedektif Patates. Dünyanın en ünlü dedektifiyim. Lütfen yardım edin Bay Dedektif. Çiçeğimi hiçbir yerde bulamıyorum. Sanırım çiçeğiniz başınızın üstünde. Ah, teşekkür ederim Bay Dedektif. Bu çok kolaydı. Bunu ben de yapabilirim. Eminim yaparsın Peppa. Baba, büyüdüğümüz zaman ünlü bir dedektif olmak istiyorum. George da dedektif olmak istiyor. Dedektif olacaksanız şapkanız olmalı. Dedektifler her zaman şapka giyerler. Şimdi iki düzgün dedektif gibi görünüyorsunuz. Bir de o her şeyi büyük gösteren tuhaf şeylerden gerekiyor. Ah büyüteç. Mutfak çekmecesinde bir tane vardı sanırım. Alın bakalım, gerçek bir büyüteç bu. Vay canına. Bu nasıl çalışıyor peki? Bir şeyin önünde tuttuğun zaman büyük gösterir. Büyüteç küçük balığı kocaman gösteriyor. Bir bakabilir miyim? Vay canına. Büyüteç George'un gözlerini çok büyük gösteriyor. Şimdi bir dedektifin çözeceği bir gizeme ihtiyacı vardır. Baba, gizlem nedir? Gizem, dedektiflerin çözmekte iyi olduğu bir şeydir. Kayıp şeyleri bulmak gibi. Buldum. George'un oyuncak dinozorunu bulabiliriz. O her zaman kayboluyor çünkü. Dinozor.
Bay Dinozor kayıp değil. Aa, senin gözlerine ne dersin baba? Onu hep kaybediyorsun. Bugün değil. Gözlüğüm gözümde. Ama bu haksızlık. Hiç gizlem yok. Sana bir gizem yaratmamı ister misin? Evet, lütfen. Baba domuz bir gizem yaratacak. Şimdi masanın üstünde ne var? Küçük balık, Teddy, bu kukla ve Bay Dinozor. Doğru. Şimdi iyi bak ve hepsini ezberlemeye çalış. Küçük balık, Teddy, kukla ve Bay Dinozor. Hepsini ezberledin mi? Evet. Tamam. Bir dakikalığına dışarı çıkmanız gerek. Hazır olunca sizi çağırırım. Babam yukarı çıkıyor gibi görünüyor. Şimdi de aşağı iniyor. Tamam, şimdi içeri gelebilirsiniz. Masada bir şey eksik. Ne olduğunu bilebilir misin? Bay Dinozor burada. Küçük balık, kukla. Peki kim kayıp? Teddy. Doğru, Teddy kayıp. Aferin Peppa ve George. Bizim için çok kolaydı anne. Biz ünlü dedektifleriz. Ama bu gizemin yarısı. Peki Teddy nereye gitti? Bilmiyorum ki. O küçük şeylerin yerde ne işi var? Kek kırıntısına benziyorlar. Büyüteç kek kırıntılarının kolay görünmesini sağlıyor. Acaba Teddy kek mi yiyordu? Bu kırıntılar da bizi ona götürecek. Teddy çok kek yemiş. Kırıntılar Peppa ve George'un yatak odasına gidiyor. Kırıntılar burada bitti. Teddy'yi nasıl bulacağız şimdi? Bana bazı sorular sorun ama sadece evet ya da hayır diye cevaplayacağım. Tamam. Teddy bu odada mı? Evet. Teddy George'un yatağında mı? Hayır. Teddy yüksekte bir yerde mi? Evet. Teddy benim yatağımda. Yaşasın. Gizem çözüldü. Hala büyüyünce dedektif olmak istiyor musun Peppa? Dedektif olmak gerçekten çok zormuş. Gelecek sefere ben senin gibi gizemi yaratan kişi olmak istiyorum babacığım. George'un arkadaşı. Peppa ve arkadaşları parkta oynuyor. Peppa, Suzy ve Danny döner kavşaktalar. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi bakalım. George döner kavşak için daha çok küçük. O salıncakta sallanıyor. İşte tavşan Rebecca ve küçük kardeşi tavşan Richard. Herkese merhaba. Merhaba. Ben de döner kavşağa binebilir miyim? Atla bakalım Rebecca. Hadi çok 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 hızlı dönelim. Tavşan Richard da döner kavşağa binmek istiyor. Ama eğer Richard binerse hızlı gidemeyiz ki. Richard George'la oynayabilir. Richard, George'la oynamak ister misin? Hayır. George'un tıpkı seninki gibi dinozoru var. Hadi gidip bakalım. Tavşan Richard, George da aynı yaşta. Richard, George'un dinozorunu görmek istedi. Dinozor. George, Richard dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. Richard, George senin dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. George ve Richard dinozorlarını paylaşmak istemiyorlar. George, paylaşırsanız daha eğlenceli olur. Çok naziksin George. Dinozor. George paylaşmaktan hoşlanmıyor. Richard, artık dinozorları George'a ver. Richard da paylaşmaktan hoşlanmıyor. Çocuklar siz neden ağlıyorsunuz? George ve Richard beraber oynarken hep ağlıyor. Düzgün oynayamayacak kadar küçükler çünkü. Siz büyük kızlar onlara düzgün oynamayı öğretir misiniz? Tabii ki.
kumdan kale yapmalarına yardım edebiliriz. İyi fikir. Hadi kum havuzuna gidelim. George ve Richard kum havuzuna bayılıyorlar. George, Richard, bugün kumdan kale yapacağız, tamam mı? Önce kovaları kumla dolduruyoruz. Sonra kovaları ters çevirip birazcık vuruyoruz. Şimdi kovaları kaldırıyoruz. Hey, kumdan kale. Richard kumdan kale yaptı. Kumdan kale. George da kumdan kale yaptı. Gördünüz mü? Birlikte oynamak eğlencelidir. Olamaz. Bu oyunda pek iyi gitmedi. Senin kardeşinin suçuydu bu. Çünkü o George'un kalesini yıktı. Önce senin kardeşin benimkinin kalesini yıktı Peppa. Yapmayın. Siz büyük kızların Richard ve George'a birlikte güzelce oynamayı öğretmesi lazımdı. Doğru. Biz büyük kızlarız. George ve Richard da düzgün oynayamayacak kadar küçükler. Bir fikrim var. George, parkta en sevdiğin şey hangisi söyle bakalım. Tahterevalli. George tahterevalliyi seviyor. Tahterevalli de yalnız oynamak biraz zor. Richard da tahterevalli de oynamak istiyor. Tahvi. Bakın, George ve Richard beraber oynuyor işte. Tahvi. George Richard'ı sevdi. Richard da George'u sevdi. George ve Richard birlikte oynamayı sevdi. Bay Korkuluk. Peppa ve George bugün büyük anne ve büyük baba domuzun evinde oynuyorlar. Merhaba Peppa. Merhaba George. Büyük baba domuz, ne yapıyorsun sen? Çiçek bahçesi yapıyorum. Oo. Bu tohumlar büyüyüp güzel çiçekler olacak. Tohumları yere saçıyorum. Sonra tohumları toprakla örtüyorum. Oh, nereye gittiler? Tohumlar kayboldu. Çok tuhaf. Buraya tohum koyduğuma emindim ben. Evet büyük baba, seni gördük. Ama şimdi yoklar. Neyse, biraz daha tohum koyalım. Dediğim gibi tohumları, sonra tohumları bu şekilde yere saçıyorum. Küçük bir kuş büyük baba domuzun çiçek tohumlarını yiyor. Hey, bırak tohumlarımı. Demek tohumlarım buraya gitmiş. Küçük kuşun midesini. İki küçük kuş daha gelip büyük baba domuzun tohumlarını yiyor. Aa, şuna bakın. Aa, kış. Bu gürültü nedir? Büyük anne domuz, kuşlar bütün çiçek tohumlarımı yiyor. Biz de kuşları kovalıyoruz. Kovalamanın faydası olmaz. Tekrar geri gelirler. Bakın, bize korkuluk lazım. Korkuluk nedir? Korkuluk, kuşları korkutup kaçıran samandan adamdır. Ne iyi bir fikir büyük anne domuz. Bir tane yaparım. Gelin çocuklar. Hoşça kalın küçük kuşlar. Biz korkuluk yapacağız. Bu büyük baba domuzun bahçe kulübesi. Burada korkuluk yapacak bir sürü malzeme var. Önce İki sopa ve biraz ip lazım. Tamam, biz buluruz. Peppa çubuk buldu. George da ip buldu. Güzel. Çubukları birbirine bağlayıp gövdesini yapacağım. Büyük anne domuz saman ve eski bir kese buldu. Çok iyi. Samanları keseye koyup başını kapatacağım. Şimdi korkuluğa kıyafet lazım. İşte eski kıyafet çantası. George bir elbise buldu.
George. Bay Korkuluk elbise giymek istemiyor. Peppa bir ceket buldu. Çok iyi Peppa. George bir şapka buldu. Çok iyi George. Bay Korkuluğa bir de yüz yapmak gerekiyor. Evet doğru. George'la sen yüzünü çizmek ister misiniz? Evet lütfen. George gözlerini ve burnunu, Peppa da ağzını çiziyor. Harika oldu. Bay Korkuluk hazır. Yaşasın. Küçük kuşlar büyük baba domuzun çiçek tohumlarını arıyor. Bakın küçük kuşlar yine geldi. Merak etme Peppa. Bay Korkuluk onları korkutup kaçırır. İşe yaradı. Bay Korkuluk kuşları korkutup kaçırdı. Yaşasın. Güzel. Artık çiçek tohumlarım yenmeyecektir. Aa, büyük baba. Ama kuşlar çok üzgün görünüyor. Evet, çok aç olmaları lazım. O yüzden bunu getirdim. O nedir büyük anne? Bu bir kuş yemliği. Büyük baba, biraz tohum verir misin lütfen? Gelin kuşlar, yemek vakti. Artık yemek için kendi tohumları var. Yaşasın! Küçük kuşlar yine mutlu. Peppa büyük babanın tohumlarının yenmeyeceğine sevindi. Ama kuşların aç kalmayacağına daha çok sevindi. Rüzgarlı sonbahar günü. Bugün Peppa parka gidecek. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Çabuk, kalın kıyafetlerinizi giyin. Soğuk günlerde Peppa ve ailesi şapka ve kaşkollarını takıp mont giyiyor. Ben üstü kapatayım. Ah, ben de klimayı açayım. Herkes güzelce ısındı mı? Evet, baba domuz. O zaman gidelim. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. O tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şanslı ama. Evet. Ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki, George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. Böyle şeyler sadece bana olur sanıyordum. Hiç komik değil. Biraz komikti ama anne. Biraz komikti sanırım. George'un şapkası nerede? Senin başında işte. İşte şapkan George. Bu sefer sıkı tut. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyor. Bana bakın. Rüzgara yaslanıyorum. Rüzgar Peppa'yı dik tutacak kadar güçlü. Rüzgar George'u dik tutacak kadar güçlü. Baba, sen de bir dene.
Ben biraz ağırım. Hadi baba. Çok eğlenceli. Pekala. Rüzgar baba domuzu dik tutacak kadar güçlü. Bence de bu çok eğlenceli. Hadi anne domuz, sen de bir dene. Ama rüzgar durursa düşerim. Rüzgar durmaz ki. Rüzgar durdu. Hiç komik değil. Ama birazcık komik. Rüzgar durduğuna göre şimdi ne yapalım? Hmm, en sevdiğiniz oyun nedir? En sevdiğim oyun çamur birikintilerinde zıplamak. Ama hiç birikinti yok ki. Bir sürü sıkıcı kuru yaprak var. Peki kuru yapraklarla ne yapılır? Bilmiyorum. Üstünde zıplanır. Baba domuz yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Peppa yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Herkes yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Bence bu en güzel sonbahar günü. Zaman kapsülü. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Bugün zaman kapsülü yapacağız çocuklar. Zaman kapsülü nedir? Zaman kapsülü, gelecekte insanları nasıl yaşadığımızı gösterecek bir şeydir. Nasıl yani? Bu kutuya özel şeyler koyup okul bahçesine gömeceğiz çocuklar. Büyüyecek mi? Hayır Suzi. Yıllar boyunca toprağın altında kalacak. Evet, şimdi içine ne koymalıyız? Çizgi roman. Çok güzel Peppa. Müzik. Çok güzel Suzi. Oyuncak. Ne? Bir para. Bunlar. Bir havuç. Havuçları çok seviyorsun değil mi Rebecca? Evet. Bu harika şeyler bizim günlük yaşantımızı gösterecek. Madame Gazel, gelecek nasıl olacak? Sence nasıl olacak? Bence gelecekte ayda yaşayacağım. Ve bütün arkadaşlarım da beni ziyarete gelecek. Ben de bir uzay roketiyle uçacağım. Merhaba. Evet, şimdi gelecekte yaşayacaklar için bir mesaj kaydedelim. Geleceğe merhaba deyin. Hey, merhaba gelecek. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Ve tatilde Mars'a gidiyorsunuz. Ve uzay roketleriyle uçuyorsunuz. Harika. Eve gitme vakti geldi. Ve bütün anne babalar geldi. Anne baba, biz zaman kapsülü yaptık. Aa, baba domuz, çukur açmamıza yardım için tam zamanında geldin. Evet, tabii ki. Baba domuz okul bahçesine zaman kapsülü için bir çukur açıyor. İşte. Artık çıkarabilir miyiz? Oho, yer altında yıllarca kalacak. Aa, ama ben o kadar bekleyemem ki. Peppa, baban da senin yaşındayken aynı böyleydi. Öyle mi? Evet, öğretmeni olduğum zamanları hatırlıyorum. Babamın öğretmeni miydiniz? Evet canım, bütün anne babalar benim öğrencimdi, öyle değil mi? Evet, evet adam gazel. Onlar da küçükken zaman kapsülü yapmıştı, biliyor musunuz? Evet yaptık, küçük bir ağacın yanına gömdük. Onu çıkarabilir miyiz? Evet, sanırım şuraya gömmüştük. Oo, daha küçük bir ağaç sanıyordum. Oho, uzun zaman önceydi. Ağaç o zamandan beri biraz büyüdü. İşte bir şey buldum. Bu bizim eski zaman kapsülümüz. Yaşasın! Açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi geri çekilin çocuklar. Neler varmış burada bakalım. Oo, eski bir çizgi roman. Evet. En sevdiğim çizgi romandı. Küçük bir oyuncak.
en sevdiğim oyuncak müzik. En sevdiğim kaset. Ve çok eski bir havuç. O benim. Ne güzel bir seçim anne. Ve anne ve babalarınızın küçükken çektiğimiz video kaseti. Gözlüklü küçük domuz da kim? Aa, o baba domuz. Aa, bu da benim. Merhaba, gelecek. Ne kadar da ince bir sesin varmış. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Şapşal küçük baba domuz. Spor günü. Bugün okulda spor günü. Peppa ve bütün arkadaşları geldi. Önce koşu yapacağız. Bütün çocuklar olabildiğince hızlı koşmalı. Bence ben kazanacağım. Çok hızlı koşabiliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Tamam. Hazır. Başla. Ben saatte 150 kilometre koşabilirim. Ben saatte 150 milyon kilometre koşabilirim. Peppa, Suzy, konuşmayı bırakın da koşun artık. Aa. Tavşan Rebecca önde gidiyor. Olamaz. Peppa ve Suzy en arkadalar. Hadi Peppa. Hadi Rebecca. Ne? Tavşan Rebecca kazanıyor. Peppa ve Suzy sonuncu oluyor. Yarışı kazanan Tavşan Rebecca. Teşekkür ederim. Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzy. Dur bakalım Peppa. Unutma, önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. George olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra tavşan Richard'da. Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard, tamam, hazır ol, başla. Tavşan Richard George'dan uzağa atladı. Ve kazanan tavşan Richard. Yaşasın! George, unutma, önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Peppa, beni seç, beni seç. Ama baba, sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. Tamam baba. Ama unutma, çok hızlı koşman gerek. Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar, pekala, hazır, başla. Baba domuz önde. Hadi koş, hadi. Teşekkür ederim baba. Çok iyi koştun. Şimdi çubuğu alıp koşma Peppa, sırası... konuşmayı kes de koşmaya başla. Ve kazanan Fil Emily. Yaşasın. Aa, baba, ben hiç ödül kazanamadım. Üzülme Peppa, bir yarış daha var. Ve şimdi günün son yarışı. Halat çekme yarışı. Kızlar erkeklere karşı. Ben başla deyince halatı bütün gücünüzle çekeceksiniz. Kızlar kazanacak. Hayır, erkekler kazanacak. Evet, hazır ol. Başla. Hadi oğlanlar. Hadi çekin. Hadi kızlar. Hadi çekin. Çekiyorum. Herkes çok sert çektiği için ip koptu.
iki takım da kazandı. Yaşasın! Okulun spor günlerini çok seviyorum. Özellikle de ödül kazandığım zaman. Kaya gölekleri. Peppa ve George, büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kıyısına gidiyor. Peppa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Ooo, parlayan bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Çıp çıp çıp. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıp çıp çıp. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Siz ikidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım. Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına! Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk! O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır. Dinozor. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Oo. Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor.
Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel, hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George, baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Ah, tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldik. Yaşasın. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet, öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek, kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George, sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte, bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet, hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun, o bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım, geri dönüşüme bayılıyorum. Evet, biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet, küçük arabamız da bizi seviyor, öyle değil mi? Tekne gölü. Ördekler göllerinde yüzüyorlar. Çok mutlular. İşte Peppa, George, anne domuz ve baba domuz. Merhaba ördekler. Ördekler ekmek istiyor. Üzgünüm bayan ördek. Bugün hiç ekmeğimiz yok. Bugün daha eğlenceli bir şeyimiz var. Peppa oyuncak teknesini getirdi. George da kendi oyuncak teknesini getirdi. Hadi tekneni kuralım George. George'un teknesi kurmalı çalışıyor.
Çabuk George, süresi dolmadan tekneni göle koy hemen. George kurmalı teknesine bayılıyor. Anne, benim teknemi de kurar mısın? Senin tekneni kurmaya gerek yok Peppa. Peppa'nın teknesi bir yelkenli. Rüzgarla hareket ediyor. Teknemi hiç sevmiyorum. Hiç hareket etmiyor ki. Çünkü bugün hiç rüzgar yok. Belki biraz yardım gerekiyordur. Ben üfleyip püfleyip tekneni yüzdürürüm senin. Yaşasın. Çok hızlı gitti. Peppa yelkenli teknesini seviyor. Peppa'nın arkadaşı koyun Suzy geldi. Herkese merhaba. Merhaba Suzy. Teknelerimizle oynuyoruz. Benim de sürat teknem var. Teknen kurmalı mı? Hayır, pilleri var. Suzy'nin sürat teknesi pille çalışıyor. Ne harika bir sürat teknesi. Affedersin Bayan Ördek. İşte köpek Danny ve büyük baba köpek geldi. Herkese merhaba. Merhaba Danny. Büyük babam bana yandan çarklı tekne yaptı. Çok etkileyici olmuş. Nasıl çalışıyor? Söyler misin? Buharla çalışıyor. Bu küçük levyeyi itmen yeterli. Ne harika bir buharlı tekne. Tavşan Rebecca ve annesi geldi. Herkese merhaba. Merhaba Rebecca. Biz teknelerimizle oynuyoruz. Keşke benim de teknem olsaydı. Tavşan Rebecca'nın teknesi yok. Benim bir fikrim var. Neyse ki gazetemi getirmiştim. Bir sayfası yeterli. Hangi sayfayı koparsam? Haberler, spor, moda. Moda sayfası olmaz. Tamam, ilan sayfasını alırım. Ben küçük bir domuzcukken gazeteleri böyle katlar... Baba domuz ne yapıyor? Kağıttan tekne yapardım. Baba domuz kağıttan tekne yaptı. Teşekkür ederim Bay Domuz. George da kağıttan tekne istiyor. Sanırım spor sayfası olmasa da olur. Lütfen bana da yapar mısın? Tabii ki. Baba domuz herkese kağıttan tekne yapıyor. Hadi yarış yapalım. İyi fikir anne domuz. Üfleyip püfleyerek kağıttan teknelerimizi karşıya geçirebiliriz. Herkes derin bir nefes alsın. Hazır ol, hazır üfle. Şampiyonumuz belli. Spor sayfası kiminkiydi? Bu George'un teknesi. George kazandı. Tekneleri seviyorum ama en çok kağıttan tekneleri seviyorum. Ben de. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hoşçakalın. Hoşçakalın ördekler. Görüşürüz. Ördekler oyuncak tekneleri sevdi ama göllerini geri aldıkları için mutlular. Trafik sıkışıklığı. Büyük anne ve büyük baba domuz Peppa ve ailesi için öğle yemeği hazırlıyor. Biraz daha patates getirsem iyi olacak. Ah büyük baba, zaten bir sürü patatesimiz var. Patatesler asla fazla gelmez. Tamam. Ama patatesleri fırına at. Çocuklar birazdan gelir. Oho, bir sürü vaktimiz var. Saat daha 11. Peppa ve ailesi yoldalar. Keşke daha önce çıksaydık. Yine geç kalacağız. Merak etme anne domuz. Daha çok vaktimiz var. Büyük annemle büyük babama giderken hep geç kalıyoruz ama. Oho. Bu sefer değil. Yeni bir yol buldum. Orada hiç trafik yok. Bunu hiç beklemiyordum. Peppa ve ailesi trafik sıkışıklığına takıldılar. Bakın, işte büyük baba köpek ve köpek Danny. Köpek Danny ve büyük baba köpek de trafik sıkışıklığına takılmışlar. Merhaba Peppa. Merhaba Peppa.
Öğle yemeğine büyük annemle büyük babamlara gidiyoruz. Ama geç kalacağız. Saat bir oldu. Her zamanki gibi geç kaldılar. Patatesler ne durumda? Birazcık daha pişmeleri gerekmiyor mu? Ben büyük anne domuz. Merhaba büyük anne domuz. Trafik sıkışıklığına takıldık. Dert etmeyin. Biz de biraz geciktik. Büyük baba domuz patatesleri abarttı. Sonra görüşürüz. Zavallıcıklar trafik sıkışıklığına takılmış. Demek daha patates pişirecek vaktim var anlaşılan. Büyük baba domuz. Çok yavaş gidiyoruz babacığım. Büyük annemle büyük babama hiç gidemeyeceğiz. Peppa haklı. Başka yoldan gitmemiz gerek. Ama burada başka ana yol yok. Ben kestirme biliyorum. Hoşçakalın millet. Biz kestirmeden gidiyoruz. Güle güle Peppa. İyi şanslar. Anne domuz trafikten kurtulmak için kestirmeden gidiyor. Kestirme yol çok çukurlu. Bu çok eğlenceli. Acaba bundan emin misin? Güven bana. Merhaba ördekler. Biz kestirmeden gidiyoruz. Bakın işte yine ana yola çıktık. Tebrik ederim anne domuz. Ama hala Deni'nin kamyonunun arkasındayız. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, olamaz. Anne domuzun kestirme yolu pek işe yaramadı. Güzel. Yemek hazır. Ve sanırım en önemlisi de patatesler pişti şu an. Yemek hazır ama Peppa ve ailesi hala gelmedi. Ben büyük baba domuz. Gelmek üzereyiz. Ama trafik hala kanı hızıyla ilerliyor. Hem de çok çok yavaş bir kanı. Gelmek üzerelermiş ama trafik hala çok sıkışıkmış. Zavallıcıklar. Yemek soğuyacak. Bir fikrim var benim. En iyisi el arabamı bulmalıyım. Büyük baba domuz ne yapıyor? Büyük anne domuz, yemeği en iyisi el arabasına yüklesen. Baş üstüne büyük baba domuz. Onlar yemeğe gelemiyorlarsa biz yemeği onlara götürürüz. Bakın, büyük annem ve büyük babam yemeğimizi el arabasıyla getiriyor. Merhabalar. Yemek size geldi. Acaba Deni ve büyük baba köpeğe de yetecek kadar yemek var mı? Herkese yetecek kadar var. İyi ki bir sürü patates yapmışsın büyük baba. Patatesler bizim aileye asla fazla gelmez. Göz değişti. Peppa ve George Pony Pedro ile oynuyor. Çamur birikintilerinde zıplıyorlar. Pedro kaydı ve gözlüğünü kaybetti. Gözlüğüm nereye gitti? Pedro gözlüğü olmadan iyi göremiyor. George Pedro'nun gözlüğünü buldu. Şapşal George. Al bakalım. Teşekkür ederim. Pedro, neden gözlük takıyorsun sen? Takmam gerek. Göz doktoru öyle dedi. Göz doktoru nedir? Babam göz doktoru. Gözlerin iyi görüyor mu diye bakıyor. Nasıl? Kafanın içine mi bakıyor? Göz testi var. Sana göz testi yapayım mı? Evet, evet. Bana bir göz testi yap. Tamam. İlginç. Bir gözünü kapat ve ne gördüğünü söyle. Şeyi görüyorum. George'u. Şimdi ikisini de kapat bakalım. Şimdi hiçbir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorsun. Çok çok ilginç. Bence gözlük takman gerek. Aa, öyle mi? Evet. Pedro, eve gitme vakti. Güle güle Pedro. Hoşça kalın. Anne,
Benim gözlük takmam gerekiyor. Ne? Pedro bana göz testi yaptı. Gözlük takmam gerekiyor. Gözlerinin iyi olduğundan eminim. Hayır anne. Gözlerimi kapattığım zaman hiçbir şey göremiyorum. Ama gözleri kapalıyken hiç kimse bir şey göremez ki. Aa. Bu gözlük takmak da nereden çıktı? Pedro gözlüklerden iyi anlıyor. Babası göz doktoruymuş. Peki Peppa. Seni göz doktoruna götürelim de düzgün bir göz testi yapsın. Hadi gidelim. George, sen de göz testi ister misin? Hayır. Peppa göz doktoruna gidiyor. Göz doktoru Bay Pony. Merhaba Peppa, lütfen otur. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim? Bir göz testi istiyorum, lütfen. Tabii ki. Bu özel gözlüğü takıp şu tabloya bak. Bay Pony Peppa'nın gözlerini test edecek. Bu harfleri benim için okur musun lütfen? Peki. A, B, C, D, E, F. Güzel. Şimdi de bu numaraları oku lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Şimdi de bu renkleri söyle. Kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, sarı, mor. Harika. Ben sonuçları kontrol ederken sen gözlük seçmek ister misin? Evet, lütfen. Bu gözlüğe ne dersin Peppa? Çok komik. Buldum. Peki ya bu? Çok büyük. Peki ya bu? Vay canına. Bunu çok beğendim anne. Evet Peppa. Harika oldun. Harika oldum. Haberler iyi. Peppa'nın gözleri mükemmel görünüyor. Aa, yani gözlüğe ihtiyacım yok mu? Hayır. Ama gözlük takmak istiyordum. Oo. Sanırım güneş gözlüğü takabilirsin. Evet, güneş gözlüğü. Al bakalım. Harika. Umarım her gün güneşli olur. Böylece her zaman güneş gözlüğü takabilirim. Büyük Baba Köpeğin Garajı. Burası Büyük Baba Köpeğin Garajı. İşte Peppa ve ailesi arabalarındalar. Merhaba Deni. Merhaba Peppa. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benzinimiz, lastikler için havamız ve yeni otomatik araba yıkamamız var. İki çubuk dondurma lütfen. Oo, tabii ki. Büyük Baba Köpeğin Garajı'nda çok şey satılıyor. Çubuk dondurma bile. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Arabamızı da çok seviyorum. Arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Olamaz. Araba durdu. Çok kötü. Çalışmıyor. Buldum. Büyük Baba Köpeği arayayım. Ben Büyük Baba Köpek. Yardım edin. Arabamız birdenbire bozuldu. Deni, kurtarma görevi çıktı. Yaşasın! Kurtarmaya! Kurtarmaya! Bakın, Deni ve Büyük Baba Köpek geldi. Yaşasın! Büyük Baba Köpek arabalar hakkında her şeyi biliyor. Durum ciddi mi? Hayır, sadece benzin bitmiş. Ne yapabiliriz? Benim garajımda bir sürü benzin var. Sizi oraya çekebilirim. Büyük Baba Köpek Peppa'ların arabasını garajına çekiyor. Büyük Baba Köpek Peppa'ların arabasına yakıt dolduruyor. Teşekkür ederim Büyük Baba Köpek. Koyun Suzi ve annesi arabayla geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Benzinimiz bitti. Ve Büyük Baba Köpek bizi kurtardı. Vay canına. Çok heyecanlı. Görüşürüz.
olamaz. Lastiğimizin bütün havası söndü. Büyük baba köpeğin bizi kurtarması mı gerekiyor? Sanırım öyle. Ben büyük baba köpek. Anladım. Panik yapmayın anne koyun, hemen geliyorum. Kurtarmaya! Ben de gelebilir miyim? Atla bakalım Peppa. Kurtarmaya! Kurtarmaya! Merhaba Suzi. Sizi kurtarmaya geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba köpek lastiği şişiriyor. Teşekkür ederim büyük baba köpek. İşte büyük anne domuz ve büyük baba domuz arabalarında. Herkese merhaba. Merhaba büyük baba domuz. Benzin mi istersin, lastikleri hava mı? Hayır, teşekkür ederim. Yeni araba yıkamanızı denemek istiyorum. Tabii ki. Bilgisayarla çalışıyor. Merhaba, ben geleceğin araba yıkamasıyım. Oo. Önce sabunlu su. Sonra durulama. Ve son olarak cilalama. Vay canına! Üzgünüz, bir arıza oldu. Olamaz. Bilgisayar bozuldu ve büyük baba domuzun arabası sıkıştı. Aa, bir şeyler yap büyük baba köpek. Ah, bilgisayar tamir etmeyi bilmiyorum ki. Babam evdeki bilgisayarımızı tamir etmişti. Ben bilgisayarı tamir etmedim sadece. Güzel. O zaman bu iş baba domuzun. Belki şunu kapatırsam ve sonra yine açarsam... Baba domuz araba yıkamayı tamir etti. Yaşasın! Büyük baba köpek araba tamirinde bir numara. Ama araba yıkamayı benim babam tamir etti. Sisli bir gün. Peppa ve George bugün çocuk parkına gidiyor. Parka arabayla mı gitsek? Hayır, hadi yürüyelim. Bakın, hemen şurada. Çocuk parkı çok yakında. Tamam, hadi yürüyelim. Bu taraftan gelin. Çocuk parkına gidiyoruz. Çocuk parkına gidiyoruz. Aa, gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa, bu sadece sis. Sis nedir baba? Sis, gökyüzü yerine yerde olan bulut demektir. Çok koyu bir sis. Ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de eve geri dönmeliyiz. Evet, çocuk parkına başka bir gün gideriz. Hava parkı bulamayacak kadar sisli. Peppa ve George eve dönmek zorunda. Ev ne taraftaydı? Kayıp mı olduk baba domuz? Merak etmeyin. Nerede olduğumuzu iyi biliyorum. Bu taraftan. Bu ağacı kim buraya koymuş? Baba domuz ağaca tosladı. İyi misin baba domuz? Evet, çok iyiyim. Bu taraftan. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Evimizi bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum. Bulacağımıza eminim Peppa. Sadece bahçemizdeyiz. Aa, ördekler. Merhaba bayan ördek. Siz de gölünüzü mü kaybettiniz? Biz de kaybettik. Biz kaybetmedik. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Görüşürüz ördekler. Gölünüzü bulmakta iyi şanslar. Baba domuz ördeklerin gölünü buldu. Ne şans ama. Evet. Ne kadar da şanslıyım. Baba, bayan ördek sana teşekkür ediyor. Rica ederim bayan ördek. Şimdi de evimizi bulalım. Bu tarafta olduğuna eminim. Kimse yok mu? Bir ses duydunuz mu? Evet, biri bir şey dedi galiba. Kimse yok mu? Bunlar anne tavşanla Rebecca ve Richard. Merhaba Peppa, kaybolduk. Merhaba Rebecca.
parkına gitmek istemiştik sadece. Biz de öyle. Ama oraya gidemeyecek kadar sis var. Hadi millet, sis dağılana kadar eve gidelim. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Bu taraftan... Peki baba domuz. Aha! Küçük tepemizi buldum. Az sonra evde oluruz. Yaşasın. Aa, evimiz tam burada olmalı. Evet. Oo. Baba domuz bir merdiven buldu. Çok tuhaf. Bizim bahçemizde merdiven yoktu. Aman tanrım. Nerede olduğumuzu görebiliyor musun baba domuz? Evet, görüyorum. Baba, neredeyiz? Kendiniz baksanıza. Tamam. Vay canına. Vay canına. Yine her şeyi görebiliyorum. Sis dağılıyor. Çocuk parkındayız. Yaşasın. Hey! Çocuk parkındayız. Çocuk parkındayız. Mi. Dobby. Dobby. Baba, anne. Biz çocuk parkındayız. Bu ne şans böyle. Ama eve gitmeye çalıştığımızı sanıyordum. Ben de öyle. Belki de birazcık kaybolmuşuzdur. George'un doğum günü. Bugün George'un doğum günü. Henüz sabah çok erken. Çok erken. Dinosaur. Grrr. Hadi git yat. Anlaşılan biri çoktan uyanıp kalkmış. Doğum günün kutlu olsun George. George beni uyandırdı. Doğum gününde herkesi uyandırmıştın Peppa. O başkaydı. O benim doğum günümdü. Ama bugün de George'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun George. İşte hediyen George. Dinozor. Hediyenin dinozorlu bir şey olduğunu biliyordum. Ho ho ho. Karnına bastır bakalım. Aa, korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında. George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor. Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi gidiyoruz? Hayır, ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı? Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizi ne olabilir ki? George, bana söyler misin dünyada en sevdiğin şey nedir? Dinozor. Dinozor. George'un doğum günü sürprizi müzenin dinozor salonunu dolaşmak. Yine şu şapşal dinozorlar. Dinozor. Korkma George. O gerçek dinozor değil. Bu sadece bir robot. Bak, bu noktada duruyorum ve... Ve şimdi bir sürpriz daha var. George ve Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Sürpriz!
Anne tavşan özel bir doğum günü pastası yaptı. Bunun ne tür pasta olduğunu tahmin eden var mı? Dinozor pastası mı? Evet, doğru. Ne harika bir tahmin Peppa. Doğum günü kutlu olsun George. Son bir sürpriz daha var. Hadi benimle gelin. Son sürpriz ne acaba? Sence sürpriz ne Peppa? Bence sürpriz muhtemelen dinozorlu bir şeydir. Aa, bu da ne? Önce şişirilmesi gerekiyor. Buldum, buldum. Bu bir zıplama kalesi. Peppa zıplama kalesine bayılıyor. Ama bu George içinse neden dinozorlu bir şey değil ki? Bu bir dinozor. Zıplama dinozoru. George zıplama dinozorunu sevdi. Herkes zıplama dinozorunu sevdi. Bu harika. Doğum günü kutlu olsun George. Kermes. Bugün yağmurlu bir gün ve okulun çatısında bir delik var. Çocuklar, bir kermes düzenleyeceğiz. Kazanacağımız parayla da çatıyı onaracağız. Yaşasın! Herkes kermes için satacak bir şey getirecek, tamam mı çocuklar? Ne getirmemiz gerekecek? Kullanmadığınız eski bir oyuncağınızı getirebilirsiniz mesela. Miau. Aileler çocukları almak için geldi. Eve gitme vakti. Yarınki kermes için eski oyuncak getirmeyi sakın unutmayın. Peppa odasında kermese götüreceği oyuncağı seçiyor. Peppa, karar verdin mi? Sadece bir oyuncak seçmen gerek. Evet. Ve bu yeni okul çatısına yardım edecek. Tamam. Ben şeyi vereceğim. Bay Dinozor'u. Bay Dinozor, George'un en sevdiği oyuncağı. Peppa, Bay Dinozor'u veremezsin. Veremez miyim? Hayır. Hay aksi. Affedersin George. Dinozor. Neden eski kuklanı vermiyorsun? Peki. Şimdi sıra sende baba. Ne? Hepimiz kermes için bir şey vermeliyiz. Ben bu şapkayı, George da topunu veriyor. Peki babam ne verecek? Buldum televizyonu. Ya, televizyon olmasın. Hayır, o çok lazım. Buldum. Babamın kokuşmuş terlikleri. Hayır, çok kokuyorlar. Buldum. Babamın eski koltuğu. Ama o bir antika. Antika ne demek baba? Antika, çok eski ve değerli eşya demek. Ama onu hurdacıda bulmuştum baba domuz. Değersiz bir şey. Tamir ettiğimiz zaman çok para edecek. Bunu yıllardır söylüyorsun baba domuz. Buldum. Büyük anne domuzun bana verdiği bu güzel çorapları vereceğim. Güzel. Kermes satışı için eşyaları toplamaya geldim. İşte bunlar. Teşekkür ederim. Bu eski koltuğu da ister misiniz acaba? Aa, çok cömertsin. Hoşça kalın. Güle güle. Anne, babamın koltuğunu verdi. Şşt, ona söyleme. Farkına bile varmaz. Kermes günü geldi. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Peppa, bu koltuğa ne dersin? Biraz hurda ama kesip odun niyetine kullanabiliriz. Ama o bir antika. Öyle mi? Babam çok para edeceğini söylüyor. Öyle mi? Fiyatını artırsam iyi olur. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Sen ne verdin Suzi? Ben hemşire kıyafetimi verdim. Ben papağan balonumu verdim. Ben oyuncak maymunumu verdim. Oh, oh, oh. Aa, kuklamı çok özleyeceğim. Bu kuklayı alabilir miyim lütfen? Ben de bu hemşire kıyafetini istiyorum. Papağan balonu lütfen. Anne, anne. Bak neler aldık. O eski oyuncaklarınız. Onları özledim.
Bakın ben ne aldım. Antika bir koltuk aldım. Ah baba domuz. O antika koltuk değil. Evet öyle. Bayan tavşan öyle söyledi. Evdekine de uyuyor. Evet baba. Çünkü o... Şşt Peppa. O senin eski koltuğun. Ne? Ama bayan tavşan bunun için çok para aldı benden. Evet, haberler harika millet. Okul çatısı için gerekli olan parayı topladık. Yaşasın! Teşekkür ederim baba domuz. Ho, ho, ho. Rica ederim. Yüzmek. Peppa ve ailesi yüzme havuzunda. Baba domuz mayosunu giyiyor. Anne domuz mayosunu giyiyor. Peppa mayosunu giyiyor. Çabuk ol George. Herkes seni bekliyor. Ve George da mayosunu giyiyor. Peppa, George. Gelin babanız kolluklarınızı taksın. İşte oldu George. Kolluklarla büyümüş gibi duruyorsun. Sıra bende. Güzel. Şimdi suya girebiliriz. Yaşasın. George ilk defa havuza girecek. Hadi bir ayağını suya sok bakalım. Belki de öbür ayağını sokman gerek. Belki de George iki ayağını aynı anda denemeli. Güzel fikir. Aferin sana George. Ama o kadar çok su sıçratmana gerek yok. Tavşan Rebecca ve küçük kardeşi Tavşan Richard geldiler. Merhaba Rebecca. Herkese merhaba. Richard, bu mindere tutunarak ayaklarını çırpabilirsin. George, sen de ayaklarını çırpmak ister misin? Çok güzel ama sıçratmamaya çalışın. Büyük çocuklar su sıçratmaz. Biz çok iyi yüzüyoruz. George ve Richard büyüdükleri zaman aynı bizim kadar iyi yüzebilecekler. Öyle değil mi Rebecca? Evet. Richard'ın oyuncak sulama kovası var. Yapma Richard. Olamaz. Richard kovasını havuza düşürdü. Anne. Üzgünüm Richard, yetişemiyorum. Çok derine gitmiş. Anne. Su altında yüzemiyorum. Evet, ben bile suyun altında yüzemem. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Al bakalım. Çok iyi baba domuz. Su altında gerçekten de iyi yüzüyor. Sulama kovası bebekler içindir. Biz tramplenden atlayabilir miyiz artık? Üzgünüm Peppa. Tramplen sadece yetişkinler için. Üzülmeyin kızlar. Beni atlarken izleyebilirsiniz. Şapşal baba. Senin göbeğin çok büyük. Saçmalık. Ben gençken atlama dalında ödüller kazanmıştım. Bu çok uzun zaman önceydi baba domuz. Neyse ki kendimi formda ve güçlü tutabildim. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Beni yandan izlerseniz daha iyi görebilirsiniz. Lütfen bize su sıçratma baba. Merak etme, sıçratmam Peppa. Sanırım bana daha yükseği gerek. Lütfen dikkat et baba domuz. Evet, bize sakın su sıçratma baba. Merak etme Peppa. Dikkat et, bize su sıçratma baba. Sıçratmam demiştim Peppa. Akıllı baba. Çok iyi baba domuz. Havluya gerek yok. Kendimi özel bir şekilde kuruluyorum.
Baba domuz herkese su sıçrattı. Baba domuz. Özür dilerim millet. Küçük yaratıklar. Peppa ve George büyük baba domuzun sebze toplamasına yardım ediyorlar. Peppa, işte bir lahana. Teşekkür ederim büyük baba. Aa, bu da nedir? Aa, üzerinde korkunç bir canavar var. Canavay. O bir canavar değil ki, küçük bir salyangoz. Aa, nereye gitti? Kabuğuna saklandı. Orada mı yaşıyor o? Evet, orası evi. Bakın, tekrar çıkıyor. Merhaba Bay Salyangoz. Büyük baba, Bay Salyangoz'un evinde yatağın mı var? Oho, hayır Peppa. Ben salyangoz olsaydım, yatağım, masam, sandalyem, buzdolabım ve televizyonum olurdu. Büyük baba, salyangozlar ne yer? Çoğunlukla benim sebzelerimi yiyorlar. Hey, kes şunu seni arsız haydut. George ve ben arsız salyangozculuk oynamak istiyoruz. Bu sepetler kabuklarınız olabilir. İşte şimdi gerçekten iki arsız salyangoza benzediniz. Ve büyük baba domuzun bütün lahanasını yiyeceğim. Oo, o güzel lahanamdan uzak dur seni arsız salyangoz. Büyük baba domuz bana bağırdığı zaman küçük evimde saklanacağım. Peppa'nın arkadaşları geldi. Merhaba büyük baba domuz. Merhaba Suzy. Peppa ve George'la oynamaya mı geldin? Evet. İnan nerede olduklarını bilmiyorum. Burada sadece ben ve bu iki salyangoz var. Biz arsız salyangozlarız. Biz arsız salyangozlarız. Salyangoz taklidi yapıyorduk biz. Biz de salyangoz olabilir miyiz? Hepinize yetecek sepeti bolduğunu sanmıyorum. Ama başka bir şey olabilirsiniz. Bahçemizdeki heyecan verici şey. Havuç mu? Tavşan Rebecca havuçları seviyor. Hayır Rebecca, havuç değil. Böyle gelin. Bu vızlama sesi nedir? Şu küçük evden geliyor. Büyük baba, o oyuncak evden neden öyle tuhaf vızlama sesleri geliyor? O oyuncak evi değil Peppa. O bir arı evi. Ona kovan deniyor. Bakın, işte bir arı. Ne yapıyor? Çiçekten bal özü topluyor. Kovana döndüğünde onunla bal yapacak. Ben de bal severim. Hadi arı taklidi yapalım. Vız vız vız. Evet, hadi arı olalım. Vız vız vız. Ne kadar çalışkan arılar değil mi? Evet, biz çalışkan arılarız. Vız. Şimdi kovanımıza dönüp bal yapmamız gerekiyor. Vay canına, ne oluyor burada? Büyük anne, biz çalışkan arılarız. Aa, siz çalışkan arılar tost ister misiniz? Evet, lütfen. Peki tostunuzda ne olsun? Bal! Şanslısınız, ben de öyle hazırlamıştım. Tost ve bal. Yaşasın! Ben arı olmayı çok sevdim. Çünkü bir sürü güzel bal yiyorsunuz. Ben salyangoz olmayı sevdim. Çünkü büyük babamın bütün lahanalarını yiyorlar. Hey! Oh. Seni arsız haydut. Baba domuzun ofisi. Bugün özel bir ödül olarak Peppa ve George baba domuzun ofisini ziyarete gidiyorlar. Baba! Bütün gün ofiste ne yapıyorsun sen? Bir sürü eğlenceli şey. Göreceksin.
Baba domuz işte bu binada çalışıyor. İşte geldi. Yaşasın. Evet. Merhaba, ben Baba domuz. Merhaba Baba domuz. Ben de düğmeye basabilir miyim? Elbette Peppa. Evet. Benim. Merhaba, benim. İçeri buyur. Benim ofisim en üst katta. Asansöre binmemiz gerek. Düğmeye ben basabilir miyim? Sanırım sıra George'daydı. Lütfen en üst düğmeye bas George. Asansör Peppa, George ve Baba Domuz'u en üst kata çıkarıyor. Vay canına! En üst kat. Kapılar açılıyor. Burası Baba Domuz'un ofisi. Herkese merhaba. Merhaba Baba Domuz. Merhaba Baba Domuz. Bay Tavşan ve Bayan Kedi Baba Domuz'la birlikte çalışıyor. Bugün benimle iki özel ziyaretçi getirdim. Peppa ve George. Bu ne büyük bir şeref. Hadi bakalım turumuza başlayalım. Bay Tavşan, senin masandan başlayabilir miyim? Tabii, elbette. Benim işim hep rakamlarla. Çok önemli bir belgeyi alıyorum, damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına! Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Ben de damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada Bayan Kedi'nin masası var. Merhaba Peppa ve George. Merhaba. Benim işim bilgisayarda şekiller çizmektir. Sonra da onların çıktısını almak. Vay canına. İşte bir çıktı daha. Teşekkür ederim. Bayan Kedi'nin ne güzel bir işi var. Ben de yapabilir miyim? Sanırım şimdi sıra George'ta. Doğru George. Çalışma sırası sende. George mavi üçgenler yapıyor. Şimdi çıktısını alalım. Bayan Kedi'nin işini yapmayı çok sevdim. Şimdi benim masamı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Burası Baba Domuz'un masası. Bakın, benim işim çok karışık. Büyük rakamları alıyorum ve dönüştürerek tanjantlarını hesaplıyorum. Baba Domuz'un işi çok çok önemliye benziyor. Damgan var mı senin? Hayır. Bilgisayar kullanıyor musun? Hayır, ama renkli kalemlerim var. Baba, renkli kalemlerinle resim yapabilir miyim? Çok iyi fikir. Peppa ve George renkli kalemlerle resim yapmayı seviyorlar. Ben bir ev çiziyorum. George dinozor çiziyor. George her zaman dinozor çiziyor. Dinozor. Aman tanrım, saat 5 olmuş bile. Eve gitme vakti. Vay canına, bu ne kadar güzel bir ev böyle. Ve ne korkunç bir dinozor. George ve ben babamın işini yaptık. Evet, çok da iyi yaptılar. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Bayan Kedi'nin işini yapmayı da sevdim. Ama en çok babamın işini yapmayı sevdim. Korsan Adası. Büyük Baba Domuz bugün Peppa ve arkadaşlarını teknesiyle dolaştırıyor. Herkes tekneye bindi mi? Evet kaptan Büyük Baba. Tam yol ileri. Görüşürüz. Görüşürüz. Peppa ve bütün arkadaşları can yeleklerini giyiyorlar. George, sen benim korsan şapkamı takabilirsin. Bugün biz Korsan Adası'na gidiyoruz. Şansımız yaver giderse gömülü bir hazine buluruz. Vay canına. Korsan Adası harika bir yere benziyor.
kara gözüktü. İşte geldik. Korsan Adası. O nedir? Bu metal bir dedektör çocuklar. Hazineyi bulmamızda kolaylık sağlar. Büyük Baba Domuz metal dedektörüyle gömülü hazine arıyor. Aha! Metal dedektörü bir şey buldu. Hadi kazalım çocuklar. Bir paraya benziyor. Hazine! Yaşasın! Hadi biraz daha bulalım. Aha! Bir şey daha bulduk. Büyük bir şeye benziyor. Aman Tanrım! Bu hazine parçası çok ağırmış. Hay aksi! Bu gömülü hazine değil. Paslı eski bir alışveriş arabası. Bu kadar hazine avı yeter. Kim büyük bir kumdan kale yapmak ister? Ne harika bir fikir Büyük Anne Domuz. Ben tekniği bir kontrol edeyim. Büyük Anne Domuz çocukların büyük bir kumdan kale yapmasına yardım edecek. Büyük Baba Domuz da önemli tekne işleri yapıyor. Bu çok güzel. Belki gözlerimi birazcık kaparım. Hiç de fena olmaz. Büyük Anne Domuz ve çocuklar büyük bir kumdan kale yapıyorlar. Çok fazla kuma ihtiyaçları var. Kalenin burçlarını kovalarla yapıyorlar. Ne harika bir kale. Eve gitme vakti. Tekne nereye gitti? Bak Büyük Anne. Olamaz. Büyük Baba Domuz uyuyakalmış ve tekne sürükleniyor. Büyük Baba'yı uyandırmamız gerek. Olabildiğince yüksek sesle bağırın. Büyük Baba Domuz, uyan! Uyan! Olamaz. Büyük Baba Domuz hala uyuyor. Büyük Baba bizi duyamayacak kadar uzakta. Korsan Adası'nda mahsur kaldı. Kazazede olduk. Ne yazık ki 100 yıl burada kalacağız. Yabani meyve ve böğürtlen yemek zorunda kalacağız. Ve böceklerle salyangozları yemek zorunda kalacağız. Aileler çocuklarını karşılamaya geldi. Neredeyim ben? Merhaba. Herkese merhaba. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Aslında geride bir şey unuttum ben. Hemen dönerim. Bakın. İşte Büyük Babam. Kurtulduk. Yaşasın. Tekneme hoş geldiniz canlarım. Yaramaz Büyük Baba Domuz. Bizi bırakıp gittin sandık. Affedersin Büyük Anne Domuz. Gelecek sefer uyuyakalmayacağıma söz veriyorum. Hoşça kal Korsan Adası. Yakında görüşürüz. Korsan Adası'nı çok sevdim. Tekrar gelebilir miyiz? Oho, tabii ki geliriz Peppa. Yaşasın. George soğuk alıyor. Bugün biraz yağmur yağıyor. Peppa, George, yağmurluklarınızı giyin. Yağmur yağarken Peppa ve George'un yağmurluklarını giymeleri gerek. George yağmur şapkasını takmayı sevmiyor. George, şapkanı takman gerek. Neden? Çünkü ıslanmamalısın. Neden? Çünkü soğuk alabilirsin. Neden? George, bahçede oynamak istiyor musun? O zaman şapkanı tak. Hadi George. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplayacaklar. George yağmur şapkasını takmak istemiyor. Peppa, George. İçeri gelin. Bu yağmurda dışarıda oynanmaz. George, şapkan nerede? George soğuk kaldı. Zavallı küçük George, hiç iyi görünmüyorsun.
Merak etmeyin. Şimdi doktor Boz Ayı'yı ararım. Evet, ben doktor Boz Ayı. Anladım. Siz George'u yatırın, ben hemen geliyorum. Teşekkür ederim doktor Boz Ayı. Hoşça kalın. George'u hastaneye götürüp ilaç mı vermeniz gerek? Hayır. George'un sadece yatması gerek. Aa, yani George gerçekten hasta değil, öyle mi? Bu çok iğrenç. Oh, zavallı George. Hadi seni hemen yatıralım. George, bir süre yataktan çıkmaman gerek. Hayır. George yatmak istemiyor. George, iyileşene kadar yatakta kalman gerek. Neden? Çünkü seni sıcak tutmamız gerek. Neden? Çünkü doktor Boz Ayı öyle diyor. Merhaba, hastam nerede? Ağzını kocaman aç. Hadi bakalım. George biraz korktu. Peppa, sen çok büyük ve cesursun. George'a nasıl yaptığımızı gösterir misin? Tabii ki. George soğuk almış. George'un ilaç mı içmesi gerek? Hayır, ama yatma vaktinde uyumasına yardım edecek ılık süt içebilir. Teşekkür ederiz doktor Bozay. Rica ederim. Hoşça kalın. George bütün gün yataktaydı. Şimdi Peppa'nın da yatma vakti geldi. George, daha iyi misin? George iyi değil. George, lütfen o kadar yüksek sesle hapşırma. Bu sesle uyuyamam ki. George, uyumana yardım edecek güzel ılık bir süt. Ilık süt George'un uykusunu getirdi. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Nihayet sessizlik. Sabah oldu. George çok iyi uyudu. George daha iyi. Hadi çocuklar, çok güzel güneşli bir gün. George yağmur şapkasını takıyor. Yine soğuk almak istemiyor. George, şapkanı takmana gerek yok. Neden? Çünkü hava sıcak ve güneşli. Neden? George, sürekli neden demeyi bırakır mısın artık? Neden? George'un iyileştiği belli. Balon gezisi. Bugün okul şenliği var. Bayan Tavşan bir piyango düzenliyor. Hadi gelin bakalım. Büyük ödül sıcak hava balonumla gezi. Mercan Ana, bu eğlenceliye benziyor. Bir bilet olabilir miyim lütfen? Mavi bilet bir oyuncak araba kazandı. Tebrik ederim Deniz. Ben de bir bilet alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim Peppa. Ne kazanmak istiyorsun? Balon gezisi. Ev yapımı çikolatalı pastayı kazansan daha iyi olmaz mı? Baba domuz ev yapımı çikolatalı pastaya bayılıyor. Kırmızı bilet. Balon gezisi kazandı. Herkes balon gezisi için binsin. Kaç yolcumuz var acaba? 4 lütfen. Ve Teddy. Dinozor. Oo, Teddy ve dinozorla beraber 6 oluyor. Herkes binsin. Çabuk ol baba domuz. Bin hadi. Çabuk ol baba. İp çözülsün. Takozlar çekilsin. Tam hız ileri. Çok etkileyici bayan tavşan. Uzman bir pilot olmalısın. Pek sayılmaz. Hayatımda ilk defa balon uçuruyorum. Sıkı tutunun. Bayan tavşan gökyüzüne yükselmesi için balonu sıcak havayla dolduruyor. Hoşçakalın. Harita okumak isteyen var mı? Ben okurum. Emin misin baba domuz? Ben harita okumakta çok iyiyim.
Gördüğüm kadarıyla bu harita biraz zor mu? Biraz daha yükselelim mi? Evet, lütfen. Yüksel, yüksel. Balon gökyüzünde yükseliyor. Aa, gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Sadece bulutun içinden geçiyoruz. Vay canına. Gökyüzü yine ortaya çıktı. Yaşasın. Büyük balon, büyük balon. Güneşten ve aydan büyük balon. Göklerde uçuyor, uçuyor, uçuyor ve uçuyor. Bak dedi. Gerçekten de çok yüksekte uçuyoruz. Peppa, dikkat et de düşürme. Teddy, Teddy'yi düşürdüm. Aa, merak etme Peppa, Teddy'yi kurtarırız. Sıkı tutun millet, aşağı iniyoruz. Bayan Tavşan, Teddy'yi kurtarmak için balonu aşağı indiriyor. Teddy'yi hiçbir yerde göremiyorum. İşte orada, Teddy ağaca takılmış. Sanırım bu çapayla Teddy'yi kurtarabilirim. Yavaş, yavaş. İşte. Baba domuz Teddy'yi kurtardı. Teddy! Yaşasın! Olamaz. Kimse gittikleri yere bakmıyor. Dikkat! Tam önümüzde ağaç var. Sıkı tutunun. Önce Teddy ağaca takılmıştı. Şimdi de biz ağaca takıldık. Baba domuz, nerede olduğumuzu biliyor musun? Kaybolduk. Öyle değil mi? Evet. Şuraya bakın. Orası büyük anne ve büyük babamın evi, öyle değil mi? Evet. Büyük baba domuzun bahçesinde olmalıyız. Tahmin etmiştim. Merhaba size. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz. Aman tanrım. Merhaba bayan tavşan. Yardım edin lütfen. Büyük baba. Aşağı inemiyoruz. Merak etmeyin, merdivenim var. Yaşasın! Herkes balondan aşağı iniyor. Büyük anne, büyük baba. Bayan tavşan bizi büyük balonuyla geziye çıkardı. Ne kadar heyecanlı değil mi? Maalesef bizdeki en heyecanlı şey ev yapımı birer dilim çikolatalı pasta. Ev yapımı çikolatalı pasta. İşte heyecan budur. Bu en harika balon gezisi oldu. Bu da benim yediğim en harika pasta. Hem iş hem oyun. Çok güzel, güneşli bir sabah. Boş oturmak için ne kadar güzel bir gün. Baba domuz boş oturmayı seviyor. Baba, bugün işe gitmeyecek misin? Hayır Peppa, bugün cumartesi. Baba domuz cumartesi günleri çalışmıyor. Baba domuz, işe geç kalacaksın. Ama bugün cumartesi anne domuz, öyle değil mi? Hayır, bugün perşembe. Baba domuz perşembe günleri çalışıyor. Sonra görüşürüz. Güle güle. Zavallı babam çalışmak zorunda. Anne çok şanslısın. Bütün gün evde oynayabiliyorsun. Ben oyun oynamıyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum. George mutlu bayan tavuk oyununu oynamak istiyor. George mutlu bayan tavuk oyununu işim bitince oynarız, olur mu? Anne koyun ve Suzy Peppa'yı oyun grubu için almaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Oyun grubunda iyi eğlenceler. Hoşçakal anne. Çok çalış, olur mu? Bayan koyun, siz çalışıyor musunuz, oynuyor musunuz? Bugün spor salonuna gidiyorum. Çok çalışacağım. Spor salonunda ne yapıyorsunuz? Koşuyorum, atlıyorum ve zıplıyorum. Anne, o iş değil ki. O oyun. Peppa ve Suzy oyun grubuna geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Çocuklar, bugün alışveriş oyunu oynayacağız, tamam mı? Kim dükkancıyı oynamak ister? Ben. Peppa ile Suzy dükkancı olsun.
Kalan herkes müşteri olabilir. Peppa ve Suzy dükkan sahibi rolü yapacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben paraları alırım Suzy. Sen de tezgahtar olursun. Tamam. İlk müşteri köpek Danny. Merhaba dükkancı. Merhaba Bay Köpek. Bisküvi alabilir miyim lütfen? Suzy, acaba bisküvimiz var mı? Hayır. Ama oyuncak telefonumuz var. Peki oyuncak telefon ne kadar? Tam olarak 100 pound yeterli olur. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Hey. Merhaba dükkancı. Bir tane ekmek alabilir miyim acaba? Hayır. Ama oyuncak ev alabilirsiniz. Bir poşete koymamızı ister misiniz? Evet lütfen. Bir peni alabilir miyim lütfen? Aa, o kadar param yok ki. Bir dahaki gelişinizde verebilirsiniz. Vay canına, bu iş çok zormuş. Evet. Merhaba dükkancı. 1.000.000 sterline ne alabilirim acaba? Suzy, 1.000.000 pound'a neyimiz var bizim? Havuç var. Evet lütfen. Tavşan Rebecca havuca bayılıyor. Eve gitme vakti. Baba domuz Peppa ve Suzy'yi almaya geldi. Baba, bugün işler çok yoğun muydu? Evet, bugün çok fazla çalıştım. Biliyor musunuz, biz de çok fazla çalıştık. Biz dükkancı olduk baba. Falan filan, falan filan, falan filan. Bitti ve çıktı alalım. Anne domuz işini bitirdi. Tamam George. Belki bir kez Mutlu Bayan Tavuk oyununu oynayabiliriz. Bunu hak ettik artık. Yaramaz anne. Mutlu Bayan Tavuk oyununu oynuyorsun. Ah, çünkü George'la ben işimizi bitirdik. Öyle değil mi George? Hepimiz işlerimizi bitirdik. Hadi hepimiz oynayalım. Gökkuşağı. Peppa ve ailesi arabayla dağa gidiyor. Daha gelmedik mi anne? Daha değil Peppa. Hadi bir oyun oynayalım. Hepimiz en sevdiğimiz renklerde bir araba gösterelim. Tamam. Benim en sevdiğim renk yeşil. Benimki turuncu. Benimki kırmızı. George, senin en sevdiğin renk nedir? Mavi. George'un en sevdiği renk mavi. Bakalım önce hangi renk araba geçecek? Tamam. İşte yeşil arabasıyla kedi kendi geliyor. Ho ho, yeşil. Benim en sevdiğim renk bu. Ben kazandım. Merhaba kendi. Merhaba Peppa. İşte büyük baba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Danny geliyor. Turuncu, ben kazandım. Merhaba Danny. Merhaba Peppa. Ho ho ho, bir araba daha geliyor. Bu Suzy. Merhaba. Merhaba Peppa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. Bu ne kadar şapşal bir oyun. Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? Söyle bakalım bizim arabamız ne renk? Kırmızı. Ben kazandım. Aile dağa ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. İyi yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? İşte güzel manzara. Bu Bayan Tavşan'ın dondurma arabası. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Baba Domuz. 4 tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek ve yaban mersini lütfen. Tamam.
Bakın ne aldım. Dondurma. Ah, en sevdiğimiz renklerdi. Evet, aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve George'unki de... Mavi. Bakın, güneş çıktı. Ve bakın, bir de ne çıktı? Gökkuşu. Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. Oo! İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Gökkuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Aa, gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gökkuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Yağmurlu ve güneşli gökkuşağı geldi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. İşte geldik. Gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Üzülme George. Belki gökkuşağı geride biraz hazine bırakmıştır. Burada bir şey var. Gökkuşağının hazinesini buldun mu yoksa? Evet, buldum. Büyük bir çamur birikintisi.